Denizli'de demeyelim aslında mesleği gereği her an her yerde yaşam alanlarını oluşturan o eskiden bildiğimiz kendi felli babaların, abilerin, amcaların yaptıkları işte inşaatlarda birebir bareti kafasında inşaatların başında beton döken koca koca binaları, fabrikaları yapan bir kadınla birlikteyiz şimdi de. Sevinç Dalgudak'la birlikteyiz. İnşaat mühendisi, müteahhit kendisi ve bize anlatacağı hem yaşam hikayesi hem kendi hem de mesleğiyle ilgili çok önemli bilgiler var. Hemen onun için kendisine dönüyorum. Ablacığım demek istiyorum çünkü çok da seviyorum Sevinirim, biliyorsun, sevinirim. biliyorsun seni. Sayın Dalgudak, şimdi öncelikle ben ekranları başındaki izleyenlerimiz için sizi tanıyabilir miyiz de başlayalım. Arife Sevinç Dalbudak, Denizliliyim, fazla yerlisiyim hatta. Denizli'ye ilk yerleşen Yörüklerin torunuyum, Kayalık Mahallesi'nde büyüdüm. 90 yılında üniversiteden inşaat mühendisi olarak mezun oldum. O gün bugündür 30 yıldır Denizli'nin konutlarını, iş yerlerini, fabrikalarını inşa etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken kadın eli değdiği belli olsun diyoruz. Bazı yerlerine nüans bırakıyoruz, anlıyorlar onu. Konutlarda özellikle bir kadını planladığı kullanıcılar tarafından hemen fark ediliyor. Kadının eli değmeli mi? İnşaata da değmeli, sanayiye de değmeli, tekstile de değmeli. Kadının her yerinde, her dokunduğu bölgeye çünkü hayat veriyor, farklılık ve renk veriyor. Bugün de bunu inşallah güçlendirebilirsek, sayılarını artırabilirsek, Denizli gerçekten bu iş için biçilmiş kaftan bir şehir. Hem sanayi hem turizm şehri. İnşallah sayıları artacağını umut ediyorum, dua ediyorum inşallah. Evet, ben de her zaman sektörlerin öncülerinde, temsilcilerinde, aslında az önceki konuklarımızla da konuşmuştuk hep, kadın erkek diye ayırmayalım, insan İnsan diye diyelim, evet tabii ki. birleştirelim, bütünleyelim. Neden biz korunması, kullanması gereken canlılar olarak hayatımıza idame ettirmek durumundayız ki diye bunu da çok konuştuk. Kafamızda da çok soru işaretleri var. Neden bu noktaya geldik? Nasıl biz böyle bir modern bir çağda, toplumda bu şekilde yaşıyoruz diye çok düşündük ama ben sizin hayat hikayenizi birazcık merak ediyorum. Şimdi inşaat mühendisi ki sizin okuduğunuz yıllarda tamamen artık neredeyse erkek egemen bir Evet. sektördü, meslekti. Evet. Nereden çıktı bu fikir? Nereden çıktı bu fikir? Babam rahmetli çok sıkı bir Demirel hayranıydı. Çocukluğumda onun yapmış olduğu barajları, işte yapıları gösterdikçe arıkların başına baraj yapmaya kalkmıştım. O zaman Denizli'nin arıkları vardı. Orada ona olan, Demirel'e olan hayranlığı beni bugün mesleğimin bu noktalarını getirdi. Evet, kızlarım da bu konuda, bu meslekte mimar oldular ikisi de. Evet, memnun muyuz? Çok seviyorum mesleğimi. İnşallah gelecek nesillerde bütün hanımların bu meslekte çoğalmasını istiyorum. Bizim zamanımızda tabii 78 kişiden 4'ü 5'i kız öğrenciydi inşaat fakültelerinde. Bugün sayı işte 12-13'lere falan çıkmış. Mimarlıkta sayı bayağı arttı ama inşaat mühendisliğinde bayanları daha çok görmek istiyoruz. İnşallah çoğalacaktır sayısı. Evet, müteahhitlik kısmına gelecek olursak hem çok büyük bir ciddi girişim, yatırım, risk ve istihdam sağlayan bir kadın olarak da ayakları böylesine yere sağlam basan bir kadın olarak karşımızdasınız. Bu nasıl çıktı? Bu fikir nasıl çıktı ortaya? Evet, bir inşaat mühendisi olduğunuz pek çok kişinin yapacağı şey bir firmaya girip kendi mesleğinde çalışabilmek yönünde de bir eğilim gösterebilirdiniz. Ama siz bunu da yine alışılmışı bozdunuz. Evet, alışılmışı bozduk. Şöyle ki önce projeci olarak başlamıştım ben. Yani statikçi projeler hazırlıyorduk. Yıllar geçtikçe müşterilerimizden talep gelmeye başladı. Uygulamasını da siz yapın. Uygulamasını yapmaya başladıktan sonra artık konutları müteahhitlik kısmına geçin şeklinde oldu. O 30 yıl kademe kademe biz bugün geldiğimiz noktada müteahhitlik genelde tabii çoğunlukla erkek mesleği olmasına rağmen o müteahhitliğin ortasında bulduk kendimizi. Güzel mi oluyor? Evet güzel oluyor. Biraz yorucu ama mesleğini seven her insan gibi çalışmış bile olmuyorsunuz. Yani severek yaptığınız bir işte. Çimento kokusunu bile özlüyorum ben. Ki şu anda Çimentodan, betondan oradan geliyorum. geldiniz. Evet, Telefonda konuştuğumuzda da şöyle, ya ama ben o gün çimento dökeceğim, tam işte tam aradığımız görüntü dedi, paletinde kaptı geldiniz. Çok sağ olun tekrar. rica Peki ederim.
Kadının dediği alan güzelleşir dedik, kadının olduğu ortam daha bir naifleşir, daha bir renkli olur dedik. Sizin çalışma ortamınızda nasıl oluyor? Şimdi inşaat işini de biliyoruz biz de dışarıdan gördüğümüz kadarıyla. Oldukça yoğun erkek egemen çalışanlarının bulunduğu bir sektör, inşaat sektöründe. Sizinle birlikte çalışanlarınızla ya da farklı şekillerde bir projeyi birlikte götürdüğünüz kişilerin tepkisi ne oluyor bir kadın müteahhitle karşılaşınca? Yani bundan 30 yıl önce tepki çok sertti. Yani Lozan Caddesi'nin ilk inşaatımdı, benim hiç unutmam. Karşı apartmandan bir amcamız, kızım senin orada ne işin var? İnsene, daha ev bitmedi demişti bana. Benim mühendis olduğumu kabul ettirmem 30 yıl aldı. Bugün çok şanslıyız. Mimar bayan sayılarımız çok fazla. İnşallah inşaat mühendisi sayısı da artacaktır. Ama şimdi yavaş yavaş da olsa insanlar artık insan olarak kadın erkek görme çizgisinden zaman içerisinde toplum gitgide o noktaya doğru geliyor. Sağ olsun bunda erkek meslektaşlarımızın desteği de çok fazla. Artık insan olarak görmeyi herkes bir şekilde öğrenecek. Kadın erkek ayrımı olmayacak. Bugün yaşanan ülkedeki bu kadın cinayetleri, sorunları artık bu sayede insan olarak gördüğümüz takdirde son bulacak. Zaman geçtikçe fikirlerim ben düzeleceğine, doğruyu bulacağımızı ümit ediyorum. Evet. Siz yaşamınızın bir döneminde de siyasette bir kadınsınız. Yine deyiminizde siyasi şekilde girişimleriniz de olmuştu. Sanırım meclis üyelikleriniz olmuştu. Şimdi bununla ilgili de siyasetin içindeki kadın olarak da bize mutlaka söyleyecekleriniz vardır. Şimdi biz kadın deyince genelde toplumun belli kesimlerinde işte kadın toparlayandır, kadın bir şekilde çekip çevirendir. Bu nedenle evde bir yemek söz konusuysa kadınındır bu sorun. Evet. Bulaşıksa kadının, temizlikse kadının, her şey kadının üzerinde. Çocuklar kadının üzerinde. Şimdi böylesine yoğun bir hayatın içinde bu kadar önemli ve asla hatayı kabul etmeyen, hem siyaset hem inşaat için söylüyorum, hatayı kabul etmeyen işlerde ya ben de varım ve burada varım, ben bunu yapacağım demek nasıl bir özgüven, nasıl bir sorumluluğun altında ikinci büyük sorumlulukları almaktır. Şimdi insanlar eğitim alırken fark edilmeden aldığınız mühendislik eğitimde analitik bir zekaya sahip oluyorsunuz. Neyi, nerede, ne zaman, ne şekilde yapacağınızı. Siz beyniniz çok hızlı bir şekilde planlıyor. Bunu yıllar sonra fark ettim ben. Yani sorunları çözmek üzerine bir yaşantınız kurulmuş. Düşünce akımınız o yönde. Yıllar geçtikçe tecrübeleniyorsunuz bu konuda. Siyasette olsun, ticarette olsun. Ben ticaret diyorum, yaptığımız iş o çünkü sonuçta. Risk almayı, yani riskiniz ne kadar fazlarsa kazancınız da o kadar fazladır. Örneğin yapılmayacak, açılmayacak zeminlerde temelleri açarken korkulacak, çökme korkusu olan yerlere girerken. Mesela nedir? Bütün sorumluluk şantiye şefi, müteahhitsizsiniz. Bütün sorumluluk sizin üzerinizde. O kadın olmanın verdiği incelik dediğim, daha böyle hassas geçmeye çalışıyorsunuz. Kadın detaylara inen bir varlık. Bunu biz kendi kendimize bilemiyoruz ama dıştan bir göz bunu çok net bir şekilde fark edebiliyor. Bu size avantaj getiriyor. Diğer meslektaşlarınıza karşı, cinse karşı. Kadın isterse evet her şeyi başarıyor mu? Başarıyor. Her meslek dalında olduğu gibi. Yeter ki çalışmak istesin. Diyoruz değil mi? Yeter ki istesin. Sevsin ve istesin. Peki sizin çevrenizde eşiniz, akrabalarınız bu aldığınız erkek egemen toplumun bulunduğu noktalarda ben de burada var olacağım dediğiniz kararlarınızda nasıl davrandılar? Çok sert tepkilerle karşılaştım. Yani özellikle müteahhitlik kavramı, şantiyeler bayana göre olmadığını. Yani zaten bugün topluma baktığınızda kadını engelleyen en yakınlarıdır. Ya erkek kardeşidir ya kocasıdır. Çünkü o başarı hazmedilemez. Yani kadının bir adım önde olması ne eşini ne abisini mutlu etmez. Kadın hep arkada, geride dursun isterler. Bu nedir? Erkeklik egosundandır. Önce bizim bu egoyu bir indirmemiz gerekiyor. Korkmamalılar. Eşlerinden, kız kardeşlerinden, önlerinin başarılı olmasını, açık olmasını, yükselmelerinden korkmamalılar. Yani o erkek egosuna ben bunu bastırmalıyım, bunu bir... Hayır. Önlerini açmalılar, ancak bu toplum o zaman
huzurlu bir toplum haline gelmeli, gelebilir yani. Evet, siz gerçekten ciddi anlamda bu baskıyla, toplumsal baskı evet, dediğiniz şeyle. Evet, gördüm. Görmedim değil. Evet. Bugün başarılı bir iş kadın olarak karşımızdasınız. Evet. Peki kendi kızlarınıza nasıl davrandınız? Her konuda önlerini açarak, her konuda destek olarak. Yani küçük kızım özellikle iç mimar olan, motor kullanmak istediğinde önce tüylerim diken diken oldu. Çünkü düşerse bir korkusu var. Ama onu yapmasına müsaade etmeseydim, motosiklet çok riskli bir araç. O gelinceye kadar tırnaklarımı kopardığımı biliyorum. Ya bir yerine bir şey olursa diye. Ama baktım onu yaptırmasaydım, o özgüveni alamasaydı hayatı boyunca içinde bir uhde kalacaktı. Araba kullanıyor, motor kullanıyor ama istediğini yapabilmeyi, yani hedeflediği noktaya varabilmeyi cesaretlendirerek bunu yendim. Ben önlerini açarak bende yaşananları çocuklarıma yaşatmamaya çalıştım. Peki siz nasıl mücadele ettiniz? Şimdi hem bu piyasada var olabilme, tutunmak için zorluklarınız var, hem arkada böyle destekçiniz yok. Evet yaparsın, biz senin arkandayız diyeniniz yok. Nasıl savaşabildiniz? Nasıl mücadele edebildiniz? Nasıl mücadele edebildim? İnanılmaz şekilde Kur'an'ı seviyorum. Yani Kur'an, Allah'ın varlığı bana en büyük güç, en büyük destek. Yarı hafız sayılırım. Her tehlikeli, her zor olan noktada Allah'a dayanarak geçtim bu zorlukları. Çünkü artık kulların kimsenin kimseye destek olmayacağını öğrenecek 50'li yaşları geçtiğim için Allah'a sığınarak geçtim ve hala o yolda ilerliyorum. Evet, yani insan dediğiniz gibi somut, elle tutulur bir güç bulamayınca gibi o manevi güç, manevi inançla sanırım o içindeki gücü bir kez daha ortaya çıkarabiliyor. Aynen öyle. Peki şimdi farklı meslek grupları var. Yine erkek egemen dediğimiz meslek grupları var ve bizi şu anda izleyen de mesleğini seçmek isteyen, tutunmak isteyen ya da destek bulamayan kadınlarımız da var. Onlara neler söylemek istersiniz? Korkmamalarını, insanların düşüncelerine çok takılmamalarını, o eleştirilere, o sen kadınsın bunu yapamazsın. İki gün önce bir bayan geldi, 45 yaşında, aile dostumuz, Denizli'nin yerlisi o da. Çok üzgünüm abla dedi, çocuklarını büyütmüş, emlakçılık yapmak istiyor. İlk vetoydan, ilk tepkiyi koyan abisi olmuş. Abisine küsmüş, kırılmış, bana geldi. Dedim, onda kırılacak bir şey yok. Genelde bütün abilerin tepkisi budur zaten. Ama sen bu yolda asla kimin ne dediğini değil, sen neleri başarabilirsin, neleri kendinde güç bulabilirsin, ona dikkat et. Siz kendinize inandığınız zaman karşınızda bir de Rabbinizin desteğini alıyorsanız, ona kulluk vazifenizi yapabiliyorsanız, onun gücü de sizin yanınızdaysa, engelleri aşamayacak, duvar yıkamayacağınız engel yok. O güç içimizde. O güç içimizde. O zaman. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz efendim bizlerle. Ben teşekkür ediyorum. Bizim için gerçekten ciddi anlamda örnek alınacak kadınlardan birisi. Çok teşekkür ediyorum. Bugünkü İnşallah öyledir. Bugünkü gücünüzle tekrar teşekkür ediyorum bu anlamlı günde bizlerle olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum bu güzel fırsatı bana verdiğiniz için. Evet sevgili izleyenlerimiz, 8 Mart özel programımızda haftanın manşetinde bugünlük bizden bu kadar diyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadının özel olduğu, kadının anlamlı olduğu, kadının güzel olduğu simgesel bir günle ve farklı etkinliklerle hemen hemen her ortamda bugün bir kez daha anıldı diyebiliriz. Ama asıl olan kadının insan olduğunu kabul edebilmek belki de. Kadının her insan gibi aynı haklara, eşit yaşam hakkına, eşit sosyal haklara, eşit meslek haklarına sahip olabildiğini bir kez daha idrak edebilmek belki de. Biz kadın ya da erkek diye ayrışmadan insan olarak bir olabildiğimiz nice 8 Mart'lara diyoruz. Bugünlük de bizden bu kadar. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına mutlu, huzurlu ama en önemlisi sağlıklı günler dileriz. Hoşçakalın.